Buradayız ama. Peki. Mükemmel gibisiniz. Ay teşekkür ederim. Böyle şöyle masallardan aynen öyle. Kaç evet. Hi Ken. Hi Barbie. Yes. Mükemmel. Ya ama bak nasıl nazar. Nazar işte. Ya olamaz öyle bir şey ya. Çat etti var ya beni çağırırken röportaja. Ben de bir göz var ya. Senden iyi. Aa değil mi? Vallahi iyi. Bundan oldu. O hangi kanalın bu? O magazin online'ın doğru mu? Evet. Muhabir online. Muhabir online abi. Orada var. Mikrofonum orada var abi. Programa geri döneceğiz. Şimdi düğünden başlayalım öncelikle. Evet. Mükemmel düğün ve Ertuğrul için cevaplar ödüldü. Evet dediler. Ay evet çok şükür dediler. Valla ben 6 ayda bu günü bekliyorum. 6 ayda hazırlanıyorum. Ay yani sonunda geldi bu büyük gün. Çok sevdim. Zaten Bülent'i de çok eskiden tanıyorum. Bu çok iyi de aynı müdürümüzdü. Onur da benim kız kardeşim. İşte bence kız kardeş kıyafeti kostümle böyle arıza endam edildiğim bir yerimdi. Disko topu gibi parlıyorum farkındaysan. Onu düşünün. Aynen öyle. Seni de anlatıyorum ya. Geçen günlerde şimdi düğüne geldik. Evet dediler birazdan. Siz de evlerinizi uzak gitsiniz. Ailenizle eğlenmenizi istemiyormuş. Ben de istemiyorum. Öyle biz yetiyoruz. Mutluyuz böyle. Valla. Anne, kardeş, abi oturuyoruz öyle. Ne yapalım? Benim, hayatımız geçiyor. Bu düşünceniz değişir peki derler zamanlarda? Sen çok değişmiş, evet ama. Ya onu söylemiştim de yazmayı unutmuş bak. Ona da kızıyorum Tarkan'cığıma. Şöyle, ben hep söylüyorum. Koca ya da eş, hanım neyse. Yaşlılık da lazım. Gençlikte gerçekten hiçbirimizin işine yaramaz. Anamız babamız dururken, yani hepsi Allah'ın ömür versin. Yaşayanlar için söylüyorum. Ya da kardeşler dururken. Yani bana yaşlandığımda yol arkadaşı lazım, hayat arkadaşı lazım. O da yaşlı olacağı için ona da bir hayat arkadaşı lazım, ben olacağım. Ben onu böyle 60'tan sonra falan düşünüyorum. Daha vakit var. Öyle mi? Abi ben 70'e bırakmam, o kadar değil. 60'ı. Allah yaşayacak gün versin yeter ki. Güzel, geçen programı da öyle. Mükemmel program, ne yaşadık programda ilgili. Valla çok şükür, çok mutluyum. Ben çok özlemiştim, seyircilerimiz de çok özlemiş. Benim bunu karnemizde görüyoruz, reyting karnemizde. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere ve evini açan, hatta açmayan ünlülere de teşekkür ediyorum burada. Her işte bir hayır vardır biliyorsun. O yüzden yani çok mutluyum. Çok hepimiz yani bütün yapım ekibi, çekim ekibimiz, yönetmenimiz hepimiz aşırı mutluyuz. Gittiğimiz ünlüler de öyle mutlu oluyorlar. Bir enerji gözümüz evlere çünkü biliyorsunuz. Aynı şekilde seyircimize de o enerji olarak geçiyoruz. Erman Toroğlu çok mutluydu mesela. Ya ben? Sosyal medyada da çok dinlenildi Erman Bey'i. Evi mi? Hadi biri oraya gir, öbürü. Evi değil. Evdeki her şey. Fifty Shades of'ta Erman Toroğlu mu oldu yani bir anda? Fifty Shades of'ta Erman Toroğlu mu oldu? Hani Green'de 50 tonu gibi, Erman Toroğlu'nun 50 tonu gibi bir şey mi oldu yani? Ya tabii, koca seviyor yani. Aman. Nazarlardayım bugün. Yani hocamız zevk sahibi bir insan. Gerçekten evi çok güzeldi. Ben ömrümde böyle bir şey görmemiştim, ilk defa gördüm. Vallahi bundan sonra ben de merak ediyorum artık şimdi ne var diye. Zirve oydu değil mi? Zirve oydu. Bence zirve oydu. Çünkü ben bunu eskiden de yaptım biliyorsun. Hiç böyle bir şey görmedim. Yok görmedim. Erdoğan Hoca bir gençleşme politikası uygulamaya başladı. Erdoğan Hoca genç, senden benden genç. Kafa bir kere müthiş çalışıyor. Ben böyle bir zeka görmedim. Müthiş bir insan. Çok da iyi zaten dost olduk, aile dost olduk. İşte çok tatlı bir hanımefendi. Çok güzel bir olay, çekime gidiyorum, nasıl geçti diyor, rapor veriyorum böyle. Bana sağ olsun, şöyle mesela Yılmaz Vural'a gideceğim zaman taktik verdi, şunları sor dedi, şunları... Mesela ben bilmiyordum, en çok kovduğu sahadan antrenörmüş ki en yakın arkadaşı, hani liyakatlı hakemmiş. Torpil yapmamış, kayınmamış, mesela bilmiyordum. Bunları sağ olsun, kendisi bu bilgileri verdi. Çünkü biz futbol dünyasından biraz daha uzağız ya oyuncu olarak. Yani o detayları bilmiyordum. Böyle bazen diyorum işte, şunun evine gideceğim, bunun evine gideceğim. Aa bak diyor, bir de bizim piyasaya da hakim. Ooo evleri de biliyor. Hayır evleri değil. Şahısları biliyor gibi. Ünlüleri biliyor. Sen de ne yaptın ya? Allah'ım yarabbim. Karısı da çok güzel, çok hanımefendi. Evet. Çok mutlular. Allah mutluluklarını da aynı. Evde en çok ilginizi ne çekti? Kimin elinde? Erman Toroğlu. Sallanan sandalye. Bir kere hayvan postları. Zaten dünyayı toplamış adam. Birleşmiş Milletler çadırı gibiydi. Yemin ediyorum bak. Tabii bir de o detay malumunuz. Hani demin kıkırdadığınız. Aileler nasıl peki? Çekmeceler çok. Çekmecelerde neler var? Bizim görmediklerimiz. Ay olmaz öyle ya. Ay tepkime bak anlarsın ne olduğunu. Ha bir çekmece hoca ben aa yapıyorum bak evet, orada. Evet. Söyle. Oğlum Erman Hoca'ya sorsun. Onu gördük de çekmecenin içini göremedik o yüzden. Söylemeyelim.
Herman Hoca'ya sorun, o güzel cevap verir size. Yok, ne oldu? O diyecek ki gelin göstereyim diye. İşte ha gelin göstersin benden öyle. Biz elimizde kullanırız. Biz elimizde kullanırız. Yani, gelin gösterin derse ama yani Allah korusun. Valla o çekmecelerden Kore... Aynı ayna söyle bana oluyorsun. Bir yanda var böyle. Sağa bakıyorsun, bir yukarı bakıyorsun, bir sola bakıyorsun, her yer ayna. Aa, süper. Biber gazları. Bu kadar yüksek seviye olmasa da başka bir dinamide böyle çok şaşırtan bir şey görmüş müydü? En anormali bu muydu? Normal değil yani. Haken düdüğü var mıydı odada? Ya Allah kahretsin. Gidiyorum ben ya. Yapma ya. Yapma.